30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının Bursa'daki adresi ise kent merkezi oldu. Tarihi zaferin 97. yıl dönümünde Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlamalar tören geçişiyle renklendi. Kentte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinliklere de katılım yoğundu. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle noktalandığı 30 Ağustos'un 97. yıl dönümünde düşmanın bozguna uğratıldığı Dumlupınar'da şafak vakti düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da katıldı. Şehitliği ziyaret eden Aktaş, vatandaşlara 97 yıl önceki asker menüsü olan kırık buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti. 30 Ağustos vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun sembolüdür. Zafer Bayramı Bursa'da da törenlerle kutlandı. Resmi tören Atatürk Anıtı'na Valilik ve Büyükşehir Belediyesi çeneklerinin sunulmasıyla başladı. Tarihi Valilik binasında protokol üyeleriyle tebrikleri kabul eden Vali Yakup Can Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'la birlikte tören aracına binerek Atatürk Caddesi'ndeki kutlamalara katılan halkı selamladı. Kutlamalar tören geçişiyle renklendi. Bir helikopterin de törene eşlik etmesi büyük beğeni topladı. Tören geçişi Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde sona erdi. Siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Zafer Platformu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na yürüyüş düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının o günkü Türkiye'de yaşayan herkesin göstermiş olduğu dayanışmanın bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde yaşayan herkesin göstereceğine inanıyoruz. Yürüyüşe katılım oldukça yoğundu. Mustafa Kemal'i askerleriyle! Bursa'da İYİ Parti tarafından düzenlenen zafer yürüyüşü ise Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi Türbesi'nden başladı. Kuruluştan kurtuluşa zafer bayram yürüyüşü sloganı ile bu bayram yürüyüşünü Bursa halkıyla beraber kutlayacağız. Yürüyüş Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün anıtında sona erdi.